Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoya, yeni bir Instagram ayakkabısı videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ayda bir tane böyle yapmaya çalışıyoruz biliyorsunuz. İtalya'da satılan, Instagram'dan satılan ve piyasaya göre daha ucuz olan ayakkabıları açıp bakıyoruz. Nedir ne değildir sizlere onu anlatmaya çalışıyorum. Ve bugün de yine güzel bir modelimiz olacak. Bana sportik.tc adresi gönderdi. Daha doğrusu sportik.com.tr oldu yanlış hatırlamıyorsam. Instagram adresi. Aşağıya açıklamayı link bırakıyorum. Girip bakabilirsiniz. Bazen böyle o site cevap vermeyince ya abi işte o site yapmadı şu bu falan. Arkadaşlar ben satmıyorum bilmiyorum. Yoğunluk vardır biraz bekleyebilirsiniz. Direkt internetten siteden alıp direkt oradan iade de edebilirsiniz. Hani ben değilim yani ilgilisi. Onu da belirtmiş olayım. Bu Nike için de geçerli. Nike kargosu kaç günde geliyor? O kargosu bilmiyorum arkadaşlar. Hepsinin sitesi var. Hepsinin iletişim adresleri var. Biraz sabırlı olursanız bence öğrenebilirsiniz. Ve hadi bakalım açalım hızlıca. Bu videolarda en azından nasıl geliyor, nedir ne değildir. Şimdi güvenilir adres zorluğu da çok var. Alırsam aynısı gelir mi? Ya ben bile hediyelik yaptıracaktım. 70 tane siteye baktım. Evet. Hiçbirine güvenip sipariş edemedim. Keşke dedim hani biri böyle aldığı biri olsa da dedim hani evet. Oradan sipariş versem oldum. Kesinlikle. Çok önemli bir şey. Bence de önemli. Ben de aynı şeyi yaşıyorum. Bu sitede olmazsa da getirte de biliyorlar. Bazen bana şu oluyor. Abi ben buradan şunu buldum, şuradan şunu buldum. İşte Sportik'te bu yok, şu bu. Arkadaşlar söyleyebilirsiniz. Bakın işte abi ben bundan istiyorum. Var mı elinizde? Bulabilir misiniz derseniz bulabilen bir site olur diye tahmin ediyorum. Hepsi olmasa da getirirler. En azından böyle gelecek. Yani bana geldiği gibi gelecek. Eğer aynı modeli alırsanız bazen de şey oluyor. Abi ben farklı bir şey aldım, şöyle geldi. Bilmiyorum, o bana gelmedi. Belki o hep öyle geliyordur. Dolayısıyla birçok ama bu kanalda da açtık. Geri doğru bakabilirsiniz. Oynatma listelerinden de bakabilirsiniz. Instagram ayakkabıları diye bir oynatma listesi yaptım. Oradan da diğer modellere de bakabilirsiniz. Şu şekilde bir Jordan kutusunda neyimiz var? Retro 4'lerimiz var. Oo, güzel duruyor. Yani şimdi şöyle ben Yeezy bekliyordum neyse. Yeezy, Jordan kutusunda Yeezy geçen ay açmıştık biliyorsun. Şöyle güzel duruyor ya. Ne dersin? Farklı bir renkmiş. Farklı bir renk, güzel bir renk. Hoş gerçekten. Yani geçenlerde belki bir yıl oluyor mudur en son Retro 4 alalı. Bayağı zaman geçmişti. Normalde bana daha gri kutuyla gönderiyordu. Ben öyle göndermesini de seviyorum çünkü bunun içinde ne var? Şöyle de bir kart da konmuş arkadaşlar. Air Jordan 4 ve bunun tarihçesini anlatan 1989, bak şu şekilde ilk 14 ayakkabı da. Dördüncü şeklinde de bir kartta konmuş. Fena değil. Ben gri kutuyla daha çok seviyordum çünkü öyle olunca ayakkabı ezilmemiş geliyordu. Hafif şöyle sağında solunda biraz şey var. Bunu pek sevmiyorum dediğim gibi. Siz de söyleyebilirsiniz. Yani bana daha büyük kutuyla gönder diyebilirsiniz. Elinde olmamış da olabilir. Elinde kalmamış da olabilir. Çok hızlı bir sirkülasyon var çünkü. Kalmıyor olabiliyor. Evet, bu Paris modellerinden arkadaşlar. Air Jordan 4'ün. İlk elime aldığım zaman okkalı geldi. Şu buruşukluklar insanın moralini bozuyor. Ayakta çok dikkat çekmeye de biliyor. Dediğim gibi daha büyük bir kutuda gönderilirse bunlar sıkıntılı olmayacaktır diye düşünüyorum. İçinde şey var mı diye baktım arkadaşlar. Karton da var. Biraz daha belki kalın bir kartonla şey yapmak, göndermek daha mantıklı olabilir bu aşamada. Yani şu Jordan plastik şeyi de fena olmuyor. Şöyle hemen arkasını göstereyim. Paris logosunu, Paris Saint Germain logosunu görüyorsun. Jordan biliyorsun Paris'in resmi sponsoru oldu, yani ürünleri, formaları hep onun tarafından üretiliyor. İkonik Jordan 4 tasarımı zaten, altına baktığın zaman altından bile anlayabilir oluyorsun. Fena değil genel itibariyle kalitesi. Biraz şu Jordan işaretinde hafif kaymalar ve lekeler var belki. Onun dışında gayet güzel bir taban yapısı mevcut. Ki daha önce farklı bir Jordan 4 almıştım. Red rengini almıştım yanlış hatırlamıyorsam. O da o güzeldi. Hatta buna göre daha bile beğenmiştim ama bu da fena değil. Bu da beyazlı meyazlı, yazın giyilebilecek, daha yazın takılabilecek bir ayakkabı olmuş. Arkada mor tişörtlerin falan da var. Aynen, tabii. Güzel gidebilir. Alt tarafında zoom ünitesi. Çok rahatlık beklemeyin arkadaşlar. Hani normal alacağınız da rahat olmayacak. Bu biraz daha şekilsel bir ayakkabı. Genel olarak retroların hiçbiri rahat değil bence. Üstünde kullanılan plastikler yine daha kaliteli, daha formlu. İşte böyle darbe almadığı sürece veya ayağınızın içinde şeklini aldığı zaman gayet iyi olacaktır. Hemen iki tarafta bu askıları istediğiniz farklı yerlerden de geçirebilirsiniz. Bağcıklarınızı. Delikli fileli bir yapı var.
Yine diğerlerine nazaran bir tık daha havadar olabilir. Bu filelerden geçirmesi mümkün mü diyeceğim ama altına baktığım zaman çok da geçirgen bir yapı yokmuş gibi. Biraz ayaklarınız ısınabilir ki zaten oldukça da içerisi böyle kalın kalın, pedli pedli, yumuşak yumuşak bir yapıda. Ama bu biraz böyle ayağınızı terletebilir. Buna dikkat edin. Alt tarafta şu tutacağı her zaman olduğu gibi gayet güzel. Logosunu bayağı beğendim. Dile bakıyorum hemen. Dilinde bir Jordan logosu. Arkasında ise Air Jordan yazıyor. Dil yapısı fena değil. Çok böyle dolu dolu bir ayakkabı değil. Çok boş boş değil. Arada sayılabilecek. Güzel ama ben renk uyumlarını bayağı beğendim. Yani siyah, gri, mor, beyaz değil mi? Böyle bir güzel bir renk uyumu var. Burada da Paname yazıyor biliyorsunuz. Yani şeyde Fransızca'da bir anlam ifade ediyordur muhtemelen ama hep bütün normal Nike.com'dan aldığım ürünlerde de hep bu Paname şeyi vardı. Söylemi var diyebilirim. Şöyle biraz daha yakın çekeyim yaparsan hani kalitesine, materyal kalitesine biraz odaklanabiliriz, dikişlerine biraz odaklanabiliriz. Kesinlikle Instagram'da bulabileceğiniz bence en iyi adreslerden. Fiyat performans orantısı hani böyle bir şey normalde Jordan 4'ü hani 5-6 bin liraları belki alabilirsiniz şu anda. O da bulabilirseniz veya resellerden alabilirsiniz. Ama buradan aldığınızda elinize gelecek olan güzel bir ürün diyebilirim açıkçası. İşte şu vuruk olan biraz böyle benim moralimi bozdu. Ama giydikçe, bunu açtıkça veya içine belki daha büyük kağıt parçaları koyarak da yapılabilir. Ama dediğim gibi arkadaşlar, eğer alacaksanız mutlaka daha büyük kutu isteyin. 45 numara alıyorum. Eğer sizin numaranız hani 42, 41, 43 civarıysa sıkıntı yapmaz ama daha büyük numaralar istiyorsanız muhtemelen daha büyük kutu iyi olacaktır. Herhalde ama 45'in üstünde çok zaten istenmiyor diye biliyorum. Genel itibariyle küçük numaralar. Bizim numaramız biraz sıkıntılı numara. Değil mi? 42, 43 giysem diyorum hep daha güzel olur diyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hadi giyelim bakalım. Nasılmış, ayakta nasıl duruyormuş. Ondan sonra çıkışımızı yaparız. Daha kısa, daha net bir inceleme. Ama nasıl çıkıyormuş ona bakıyoruz. Nedir ne değildir, iyi yanı, kötü yanı. Amacımız zaten onları göstermek. Hadi bakalım ayağımıza giyelim. Bu neymiş çorap? Yeni aldığım çorabımı giyeyim. Yani yeni mi aldım? Çok sanki böyle... Makineye girmiş de kırmızı bir şeyle karışmış bir beyaz gibi duruyor. Size çok bunlar ünlüydü. Geçen baktım, hatta izlemediyseniz outlet vlogu yaptım. Yani tam bir outlet vlogu değil ama orada almıştım. Bir de mavisi vardı. Biraz daha böyle renkli çoraplar giyeyim istiyordum. Biraz elime bu geldi yani en üstte bu olduğu için. Bakın giyince mesela direkt ayakkabıyı doldurdum görüyorsunuz. Hani kırışıklıklar da gidiyor. Biraz giydiğiniz zaman onlar yani çok... Gözünüze batmaz. Ama ilk tabii kutudan çıkınca beklentiniz böyle mükemmel bir şey gelsinse üzebilir. Evet. Ayakta daha güzel duruyor sanki ya. Yani çorapla olmadı ya. Çorap beyaz ya da siyah falan giyseydim. İyi o zaman hemen değiştirip geliyorum. Gerçekten olmadı. Beyaz çorap giydik daha güzel oldu herhalde. Kesinlikle. Aradım ama o en üstteydi yeni aldığım için. Evet, ne diyorsun? Ayakta evet, daha beyaz güzel. Beyaz çorapta kendini daha çok gösterdi. Evet. Ve bayağı sanki ayakta güzel durdu. Rahatlığı da çok güzel arkadaşlar. Retro 4'ü dediğim gibi daha önce de Brad rengini almıştım. O da güzeldi. Hem kalitesi de güzel. Bakın bütün vurukluklarını da yani o ezilmiş olan kısımları da böyle bir toparladı ayağım içine girince. Görüyorsunuz gayet güzel. Numarası nasıl? Tam mı? 45 tam. Yani cidden hoşuma gitti. Ne diyorsun? Güzel görünüyor bence de. Tam böyle yazlık üstüne mor bir tişört, şu an mavi bir tişört. Ama ben Jordan 4'ü eşortman altlarıyla seviyorum, şortlarla değil de. Kimisi şortla giymeyi çok seviyor. Yaz geldi ya böyle daha aslında yaz renkleri. Evet, renk olarak işte yaz. Beyaz bir belki şeyiniz olacak. Şortunuz üstüne böyle mor bir belki o veya siyah bir şortla da yapabilirsiniz. Benim mor bir tane vardı aslında. Evet. Jordan onu giyebilirdim. Güzel olurdu. Bu şekilde umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Benim hoşuma gitti. Rahatlığı fena değil. Çok hani öyle aşırı rahat bir şey beklemeyin. Ama tavsiyem şunu yapabilirsiniz. Belki bir numara büyük alıp içine tabanlık koyabilirsiniz. Tabanlıkla giyebilirsiniz. Şu anda baktığım zaman 45 numara bana tam oldu. Biraz da kalın çorapla giydim. Hani numara olarak da basketbol ayakkabılarınız gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Çok büyük durmuyor zaten çok ayağında. Çok büyük değil, tam. Yani şu an tam oldu. Parmağıma hatta bakarsam. Yani direkt parmağım şurada arkadaşlar ama rahat. Çünkü bunun şöyle dik geliyor ya şöyle çapraz gitse belki parmağımı sıkıştırsa acıtabilir. Evet benim hoşuma gitti ya keyifli. Yani kutu açımında bir tık daha şey olmuştum. Hoşuma gitmemişti o hafif büzülmesi. Ama ayağımı giyince ayağımı içerisinde doldurunca gayet güzel oldu. Bir gün şöyle takıldıktan sonra zaten ezilme büzülme kalmayacaktır. Bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi ayakkabıyı bulabileceğiniz adresi açıklamaya link olarak bırakıyorum. Sportik.com.tr adresi.
Zaten açıklamada link olacak. Direkt tıklayıp oraya geçebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Bir sonraki vloglarda, videolarda, incelemelerde görüşmek dileğiyle. Ayakkabı Guys'ı bugünlük out. Let's go. Let's go.